Şimdi tam gündemde de olduğu için de soruyorum. Kur'an-ı Kerim yüce kitabımızı yakmak, maalesef bunu bu şekilde söylüyorum ama buradaki asıl amaç ne? Yani buradaki mesaj ne? Kur'an-ı Kerim bu tür alçaklığa nasıl cevap veriyor? Evet. Şimdi tabii tarih içerisinde bu Kur'an-ı Kerim'in indiği ilk andan itibaren Kur'an'a Peygamber Efendimiz'in döneminde de sonraki ilerleyen çağlarda da sataşmalar onu yok etmek için bir takım girişimler, teşebbüsler olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim bütün bu teşebbüslerin tamamını tarihin çöplüğüne göme göme gelmiş ve hepsini ademe mahkum etmiş bir kitaptır. Bu saldırılar olacak, olmuştur. Efendimiz'in döneminde de olmuştur. Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'e Mecnun diyenler, Kur'an'a haşa sümme kelle haşa deli saçması demişlerdir. Peygamberimize şair diyenler Kur'an'a şiir demişlerdir. Peygamberimize sahir sihirbaz diyenler Kur'an'a sihir demişlerdir. Aslında bir bakıma da bu bir itiraftır. Yani etkileniyorlar. Hani Kur'an'ı dinlediklerinde bütün muhakeme güçleri çöküyor. Duygu ve düşünce dünya allak bullak oluyor. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Elleri ayakları birbirine dolaşıyor mesela. Mesela meşhur Devs kabilesi şairi vardı Tufeil bin Amr. Çok önemli, odak bir şahsiyet. Mekke'ye gelecek olmuş bir gün. Kureyş onu Mekke'nin girişinde karşılamış. Çünkü onun Müslüman olmasını istemiyor. Hazreti Peygamberle hasbelkader bir temas kurup da imana girmesini falan istemiyor. Çünkü o dengeleri bozacak yani. Öyle birisi. Girişte karşılamışlar. Demişler ki bak şu görüyor musun şu kimseyi, etrafında bak falancalar var. Bu insanları atalarının dininden uzaklaştırdı. Babayı evlada, evladı babaya düşman etti. Bak bu çok sihirli sözler söylüyor, yaklaşma. Diyor ki o kadar etkilediler ki beni. Mescid-i Haram'a girdiğimde tavaf etmek için, müşrikler de tavaf ediyorlar Kabe'nin etrafında. Kulaklarıma pamuk tıkıyordum. Öyle giriyordum çünkü bayağı adam akıllı korkuttular. Sonra bir gün dedim ki ya o bir ümmi, sen koca bir şairsin, nasıl etkileyebilir seni? Pamukları attım, yaklaştım, dinlemeye başladım. Ve öyle şeyler söyledi ki, öyle şeyler söyledi ki iman etmiş yani. Tufeil bin Amr iman etmiş ve sahabi olmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bariz bir etkisi var ve bunu dost, düşman herkes görüyor ve herkes bunun farkında. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisini zikir olarak ifade ediyor. Zikir demek de hatırlatmak demek. Hatırlatmak demek de şu demek, yani Kur'an-ı Kerim özelde bize, genelde de beşer cinsine külliyen yabancısı olduğu, ya bu nereden çıktı diyeceği tuhaf şeyler anlatmıyor. Fıtratımızda karşılığı olan şeyleri belki sadece hatırlatıyor bize. O kadar aşinayız biz vahiy ile. Hatta vahiy ile fıtrat arasındaki ilişki için derler ki vahiy harici bir fıtrattır, fıtrat ise dahili bir vahiydir derler. Bu kadar etle tırnak gibidir fıtratla aslında vahiy. Bunu gördükleri için Kur'an üzerinde bir operasyon yapmaya kalkıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar diye betimliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, amiyane tabiriyle çatlasalar da patlasalar da Allah nurunu tamamlayacak. Ama benim asıl dikkatimi çeken konu şudur. Kur'an-ı Kerim yakılıyor, evet. Nerede yakılıyor? Yani mesela ne bileyim, Suudi Arabistan'ın büyükelçiliğinin önünde değil. Birleşik Arap Emirliği'nin büyükelçiliğinin ya da konsolosluğunun önünde değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçiliğinin veya konsolosluğunun önünde yakılıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu iyi bir şey bir bakıma, yani yakılması kötü bir şey, melun bir şey. Ama bizim ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı eş görüyorlar. Ve bizim büyükelçiliğimiz önünde bunu yaktıklarında gerçekten İslam'a o melun ve meş'um görüşlerini, aksiyonlarını daha iyi dokunduracaklarını düşünüyorlar. Bu bizim bir bakıma da dünyanın bize hangi gözle baktığını göstermesi bakımından çok önemli bir tespit yani. Şimdi biz Avrupa'ya gidiyoruz, Balkanlara gidiyoruz. Afrika'ya gitmedim ama giden arkadaşlarımdan, kardeşlerimden duyduğum, anladığım, gördüğüm bu. Bize İslam coğrafyasının bakışı budur. Biraz biz ol mahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler. İçinde bulunduğumuz nimetin içerisinde, objektif olarak o nimetin içerisindeyken kadru kıymetini tam olarak ölçüp biçip tartamıyoruz. Ama dışarıdan görünümümüz budur. Şimdi buna bir araştırmacı, gazeteci arkadaşımız fantom sendromu demişti. Yani işte bacağı kopmuş ama kopan bacaktaki ne bileyim tırnak batması şikayetiyle doktora gidiyor. O tedavi edilmediği takdirde vücut çok ciddi travmalar yaşıyor. Ben şunu gördüm.
Bizim evet coğrafyalar ayrılmış, işte Afrika bizden ayrılmış, Balkanlar ayrılmış, maddi coğrafya bakımından ayrılmış ama onların henüz bizimle bu gönül bağı o kadar güçlü bir şekilde devam ediyor ki onlar bir fantom sendromu yaşıyorlar şu anda. Yani mesela 15 Temmuz'da darbe girişiminde Amsterdam'a ben sonrasında gitmiştim. Amsterdam'da Mevlana Camii'ndeki bir programa katıldım. Oradaki kardeşlerimiz hatta orada Amsterdam için derler ki Amsterdam'da az biraz Hollandalı, en çok Faslı, daha çok Sivaslı vardır diye de bir tekerlemesi var. Ve herkes bizden yani orada. Baktık ki diyor 15 Temmuz'da böyle bütün Afrikalı kardeşlerimiz orada mescitlere girmişler. Çoğu ağlayarak dua ediyorlar. Niçin diye sorduğumda güneşin önünde Türkiye durduğunda gölgesi burada bizi serinletiyor dediklerini orada kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bana anlattılar. Bizim yani sınırları, çok güzel bir sözdür, çok beğendiğim bir sözdür o. Sınırlarının nerede başladığı belli olan ama nerede bittiği belli olmayan tek ülke bu ülkedir. Bu ülkenin gönül coğrafyasının bir tarafında Azerbaycan, bir tarafında Afrika'nın derinlikleri, bir tarafında Asya'nın bozkırları, bir tarafında Bosna'ya ve daha ötelere inene ilerleyen bir coğrafya var. Onun için bu bizim için büyük bir mesuliyet. Yani Kur'an'ın bizim büyük elçiliğimizin ya da konsolosluklarımızın önünde yakılması evet çok meşhum bir eylem ama bir taraftan da Batı'nın nazarında, belki bütün dünya Müslümanlarının nazarında İslam ve Türkiye arasındaki, ülkemiz arasındaki kurulan eş değer bir ilişkinin de bir itirafıdır. Bu da bize yeni sorumluluklar, gerçekten yükümüzü çok arttırıyor, yeni sorumluluklar yüklüyor diye düşünüyorum. Bu tarih boyunca olmuş olacak yani ama tarihten 1400 küsur yıllık tarihten biliyoruz ki bütün Kur'an'a sataşanların tamamı tarihin foseptik çukurunun içerisinde kaybolup gitmişlerdir yani. Bunlar hocam, sonuçsuz Avrupa'ya şeylerdir. Çok sık gidiyorsunuz değil mi? Çok konferanslar... sık gidiyorum. Deprem dönemi hariç neredeyse her hafta gidiyorum yani. Oraya hocam, orada İslam'da yükselen bir nur, yani orada da çok yükselişte. Bunun bir şeyi olabilir mi yani? Oradan Türkiye'ye bakınca ne görüyoruz? Şimdi aslında onu kısmen şöyle ifade etmeye çalıştım. Gerçekten Kur'an'ın insanlar üzerindeki etkisini görüyorlar. Ve bunun karşısında İncil ile durabileceklerini zannetmiyorlar. Buna inançları yok yani. Veya Tevrat'la durabileceklerini zannetmiyor. Çünkü Kur'an'ın hayatla, fıtratla barışık, bağdaşık, insanı aziz kılan öyle düsturları var ki inanç, ahlak, hukuk ve ibadet bakımından bunun karşısında duramayacaklarını biliyorlar. Ve Batı'da özellikle mesela Avrupa'da bir programa gittiğimde, bir kitap fuarına gittiğimde oradaki yazar arkadaşlarımdan bir tanesi Almanya'da, sadece Almanya'da 1 milyonun üzerinde hidayetini gizleyen, doğrudan aşikare etmeyen Alman'ın olduğunu ifade etmişti. Bunun dediğiniz gibi yani çok büyük etkisi var. Yani burada İslam'ın, Hazreti Peygamber'in mesela 11 Eylül saldırılarından sonra nasıl biz Kur'an satışlarında patlamaların olduğunu ve insanların nasıl İslam'a ilgi duyduklarını biz biliyoruz. Aslında problem ne biliyor musunuz? Biz biraz daha burada gerçekten temsil kabiliyetimizi, yani yaşadığımız kadarını anlatarak, anlattığımızı yaşayarak, ahlakımızla tam bir, aslında peygamberimizin de ashab-ı kiramın da metodu buydu. Bunu ortaya koyabilsek belki bu hız 2'ye 3'e katlayacak yani. Yani burada bir başarı varsa bu aslında Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in hayatının belki bir başarısı, bugün aksül ameli bu. Biraz daha Müslümanların burada İslam'ın boyasıyla, Kur'an'ın boyasıyla boyanması, bu temsil kabiliyetlerini ortaya koymaları, bu belki işi daha da perçinleyecek diye düşünüyorum. Bu şimdi aklıma geldi, 1983'tü sanırım bir olimpiyat oyunları düzenlendi. Şimdilerde gençler onu falan paylaşıyorlar. Çok ibretamiz bir olay. Muhammed Ali Raşvan, Mısırlı judocu, işte final maçına çıkıyor. Bir bakıyorlar ki final maçında Japon rakibi bir önceki maçta sağ ayağından çok ağır bir darbe almış ve mindere ayağını sürükleyerek geliyor. Olacak olan şu, maç başlayacak. Muhammed Ali Raşvan, Müslüman Mısırlı judocu, onun sağ ayağına dokunuverecek ve olimpiyat şampiyonu olacak. Bu kadar. Birkaç saniyelik bir mevzu. Ama maç başlıyor. Muhammed Ali Raşvan sağdan yapacağı bütün taktikleri, hamleleri terk ediyor. Soldan mücadele ediyor. Hatta teknik direktörü bağırıyor. İşte sağına vuruver, bitsin maç falan. Orada Müslüman seyirciler var. Onlar tezahürat yapıyorlar. Vursana kardeşim falan diye. Ve soldan mücadele ediyor ve kaybediyor. Sonra televizyonlar, radyolar, işte oradaki spikerler, gazeteciler mikrofon uzatıyorlar. Bir sen de biliyordun yani, sağına dokunuverseydin, vuruverseydin çok basit bir hamleyle, nakavt olacaktı ve sen şampiyon olacaktın. Yani
bir sporcu için olimpiyat şampiyonluğu demek bu dünyada elde edilebilecek en üst düzey mevki. Sonrasında hani karada havada ölüm yok derler ya, hı hı. Öyle bir nokta. O da diyor ki evet diyor, ben de biliyorum. Sağ ayağına dokunuverseydim yani ben olimpiyat şampiyonu olacaktım ama o ömür boyu sakat kalacaktı diyor. Ben öyle bir Allah'a iman etmişim ki, öyle bir dine girmişim ki, öyle bir peygambere bağlanmışım ki benim Allah'ım, benim peygamberim, benim dinim yaralı olana, düşmüş olana, mağdur olana vurmamamı bana emrediyor. Aksine onu elimle tutup kaldırmamı bana emrediyor. Şimdi olimpiyat komitesi ne derler ona, centilmenlik ödülü veriyor Muhammed Ali Raşvan'a ve daha önemlisi asıl haber şurada. Acaba Muhammed Ali Raşvan'a bizim sporcumuzun karşısında böyle bir tercih yaptıran inanç nedir? Kitap nedir? O peygamber nedir diye bu işin peşine düşen 5000'den fazla Japon'un o yıl Müslüman olduğu söyleniyor. Şimdi Muhammed Ali Raşvan orada bir ayet okumadı, bir hadis okumadı. Vaaz-ı nasihatte bulunup kalkıp ey insanlar siz cehennemlik yoldasınız, İslam'a gelin demedi. Sadece hani şair diyor ya, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni, doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. İnsanların eğri olduğu bir zaman dost doğru oluverdi. İslam'ın istediği adam oluverdi. Ve bana göre belki yüzlerce vaizin, yüzlerce işte hatibin, İslam'ı anlatan kişinin yıllarca yapamayacağı bir şeyi bir anda yapıverdi. Problem aslında işin kilit noktası buradadır yani. Biz bugün Peygamber Efendimizin de davet sistemi de budur yani. İnsanlara İslam'ı intikal ettirme sistemi de budur. Böyle olsa oradaki ilgi ve alakanın daha çok katlanacağını görüyorum. Şimdi Almanya'da bir olay anlattılar. Bizim oradaki işte gurbetçi vatandaşlarımızın çocukları, hı hı, çok mütedeyyin, çok böyle temiz, nezih çocuklar. İlkokula gidiyorlar mesela. İlkokula gidiyorlar. Arkadaşlar var, Alman arkadaşlar var. Hristiyan, hı hı, ayrıca Hristiyanlar. Şimdi bizim çocuklarımız orada o kadar seviliyormuş ki, o kadar ilgi ve alaka görüyormuş ki ve bu sevgi de bir köprü oluşturuyor. Bağ kurma konusunda, örnek alma konusunda. Annesi babası Hristiyan olan, kendileri de belki işte Hristiyanlık iddiasında olan çocuklar hapşurduklarında elhamdülillah demeye başlamışlar. Hatta bizim çocuklar sormuşlar, siz de Müslüman oldunuz, elhamdülillah diyorsun. Yok, biz Hristiyanız. Sen de elhamdülillah diyorsun. Ya işte ben Fatma'yı çok seviyorum, o böyle hapşurduğunda elhamdülillah diyor. Ben de ondan öğrendim, elhamdülillah diyorum diyormuş. Şimdi gerçekten bu sevgi, muhabbet, yani asıl Hazreti Peygamber'in irşat sistemi, entelektüel ve epistemolojik bir nitelik taşımaktan ziyade sevgi, sabır, samimiyet, sahabet, sadakat üzerine inşa edilmiş çok güçlü duygusal ve düşünsel kodlar içeriyor. Bunu yeniden bu sistem üzerinden kurmamız gerekiyor yani.